Merhabalar, ismim Ahmet Karaaslan, Ergani Kaymakamı, Belediye Başkan Vekiliyim. 8 aydır Ergani'deyim. 8 aydır hem belediyeye hem kaymakamlığa bakıyorum. Geldiğimiz günden beri belediyenin hizmetlerini arttırmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Belediyede çalışan arkadaşlarımızla, mesai arkadaşlarımızla birlikte ne yapabiliriz, neler edebiliriz diye planlarımızı yaptık. Çalışmalarımızı da başladık. İlçeyi, tabii bizim meslekte ilk önce ilçeyi tanımak önemli. Bu bağlamda geldiğim günden beri ilk önce mahalleleri, 12 mahalleyi her hafta sonu gezerek bitirdim. Daha sonra köylerin de çoğunu bitirdik. İnşallah bu sene kalan köylerimizin hepsini de bitirip gitti. Ergani'de gitmedik yer bırakmayacağız. Bu gördüğümüz şeyler, tabii gittiğimiz yerlerde gezdiğimiz için sorunların neler olduğu, neler yapılabileceği hakkında fikir sahibi de olduk. Bu fikir sahipliği olduktan sonra da neler yapabiliriz, neler edebiliriz, imkanlarımız neler? Bu bağlamda çözüm önerilerimizi ortaya çıkararak bir şeyler yapmaya çalıştık. Tabii bu sene kış çok sert geçti. Allah'a çok şükür 20 senenin, 30 senenin karı yağdı. Onunla ilgili kar çalışmalarımızı yaptık. Kar temizleme, kar aşma çalışmalarını hallettik. Geçen sene 500 bine yakın kilitli park edilişi yaptık. Bu sene de inşallah daha da fazlasını yapıp bir de yapılmayan köylerimize bu sene yapmayı düşünüyoruz. Merkezde de kapalı pazar yerlerinde imlimizle ilgili ihaleyi yaptık. Yollarımızla ilgili ihalelerimizi kısa zamanda bitirip hem kilitli park edilişi hem asfalt çalışmalarımız olacak yine merkezde. Bu sene 15 tane halı saha ihalesini yaptık. 10 tanesi başladı. Diğer firma 5 tane için hala başlamadı. Onu bir daha bekliyoruz. Yüzme havuzunun ihalesine çıktık. Bu ayın sonunda yüzme havuzunun da ihalesi olacak. İnşallah bu şekilde Ergani'ye, Ergenilere hizmet etmek için daha farklı şeyler de yapacağız. Macera parkımız var. Büyük bir macera parkı yapacağız çocuklarımız için. Bölgede, tabii büyükşehirin de bize burada katkısı çok büyük. İnşallah vatandaşla konuştuğumuzda, bir araya geldiğimizde pankart eskirtilendiğinden otogarla ilgili de yeri çözdük, yeri aldık. İnşallah otogarı da Sayın Valimiz öncülüğünde büyükşehir bize yapacak. İşte çöp yerimizle ilgili katı atık rampamız yapılacak. Ondan sonra büyükşehir yine Nifi Dağı'na bir millet bahçesi projesi var. İçinde bilgi evinin olduğu, kadın kültür evinin olacağı büyük bir yer yapacağız inşallah. Büyükşehirimizin katkılarıyla. Hem büyükşehir olarak hem Ergani Belediyesi olarak Ergenilerin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah Ergani'ye katkı sağlayacağız hep birlikte. Mahallelerimizde yapılan ve yapılacak olan herhangi bir çalışmamız var mı? Geçen sene kırsal mahallelerde neredeyse 30-40 köyü yaptık. Bu sene de geri kalan köylerin taşını yapacağız. Tabii bu köye girdiğimiz zaman köyün hepsini bitirdiğimiz anlamına gelmiyor. Bir 5000-10000 metrekare yaptığımız için ana merkezleri yapıp daha sonra inşallah imkanlarımız çerçevesinde onları tamamlayacağız. Bu seneki önceliğimiz yapılmayan köyler. Hiç yapılmayan köylere girip kilitli park ateşi yapacağız. Biliyorsunuz şu anda Ramazan ayı içerisindeyiz. Ramazan içerisinde olmamızdan dolayı bir takım etkinlikler yaptınız ve etmeye devam ediyor. Ediyor. Çok memnun kaldı. Bunun gibi etkinlikler yapmayı daha düşünüyor musunuz? Yani bunun gibi etkinlikler, Ramazan'da 6 tane etkinliğimizi planladık biz. Bir tane de büyükşehir yapacak, 7 tane. Bununla ilgili anlaşmalarımızı yaptık. Zaten 4'ünü yaptık, son 2 tane kaldı. En sonunu finali de grup Tüylo ile yapacağız. Bu etkinliklerin yazın da konserler şeklinde. Yani daha gençlerimize hitap eden pop şarkıcılarıyla birlikte devam edeceğiz inşallah. Bunun da devamından yanayız. Belediye olarak her alanda bulunmak istiyoruz. Yani kültür alanında yardımlarımız oluyor. Kışın 3000 paket gıda yardımımız oldu. Ekonominin şey olduğu şartlarda. Şimdi de Ramazan yardımımız oldu. Bununla ilgili de para yardımında bulunduk. Bu sefer gıdada bulunmadık. Toplumun her tarafından alışveriş yapılsın diye. Hatta geçen hafta paraları yatırdık. İnsanlar da bu hafta işçiliğinde inşallah ailelerimiz, insanlarımız bu paraları çekerek harcayacaklar inşallah. Bu, yani sosyal belediyeciliği de bırakmayacağız inşallah. Bu şekilde sosyal olarak da vatandaşımızın her daim yanında olacağız yani. Peki efendim, siz belki fark ettiniz ama biz zaman zaman halkın içerisinde olduğumuz için halkın size bakış açısı nasıl? Bu konuda siz bir şeyler fark ettiniz mi? Vallahi halkın bakış açısı, gittiğim hiçbir yerde
Yani somurtkan yüzle karşılaşmıyor, bunu diyeyim. Yani vatandaşın devlete bakışı da bize bakışı da olumlu yönde. Ben de bundan mutlu oluyorum. Onlarla birlikte olmakta, onlarla beraber olmaktan çok mutluyum. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Son olarak efendim, daha önce çalıştığınız başka illerde, ilçelerde çalıştınız. Ergani'yi nasıl buldunuz? Ergani diğer tabii ilçelere göre, çalıştığımız yerlere göre çok büyük. Yani mahalleleri olsun, yani sitelerin olduğu bir ilçede ilk defa çalışıyorum. Yani kendine az sitelerin olduğu bir ilçe. Onun için sorunları büyük. Bununla ilgili de çalışacağız. Ama Ergani ve Ergani insanını çok sevdik. İnşallah bu yönde de hizmetlerimiz devam edecek. Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim.